Sayın hocam. Yani rampadan başlamak gerekiyor anlatmaya. Bizim burada bir Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Yaşayan Matematik diye bir projemiz vardı. Evet. Bu projeyle biz aslında Artvin'de çocukların ya da vatandaşın, herkesin bildiği yerlerin matematiksel olarak ifade etmeye çalıştık. Yani mesela Karagöl'ün çapı nedir, derinliği nedir, Çoruh'un debisi nedir? Yani gözünün önünde böyle rakamlar adeta böyle dans ediyordu. Yani vatandaş onu gördüğü zaman bu projede. Bizim amacımız evet, oydu. Bakanlıkta da biraz ses getirdi proje. Güzel bir projeydi. Hala da devam ediyor yani. Yani aslında hep aynı noktaya hedefliyoruz. Yaşayan matematikle de bir çeşit gündelik hayatta kullanılan matematiği ve matematik günlük hayatta kullanmayı önemsemişsiniz. Tabii günlük hayatta karşılaştığımız şeyleri matematiksel olarak ifade etmeye çalıştık orada. Bizim daha kalıcı olacağını düşündük. Bizim bu projede farklı bir boyutu şu onun. Matematiğin var olduğu alanları çıkarmak. Yani matematik yüklemek değil de. Mesela karar almada çok matematik kullanılıyor, ders kitaplarında yok. Karar alma derken nasıl diyeyim? Diyelim. İşte diyelim ki Artvin caddeleriyle ilgili bir trafik düzenlemesi yapılacak. Mutlaka matematik bir tabanı var. Veyahut kesinlikle. Herhangi bir kira gelir vergisi alınacak. Matematik tabanı var. Ama öğrencilere bu tür ödevlerin verilmesi gerekiyor. Bu ders kitaplarında yok ama yabancı literatürde de sıkıntılı. Çocuk böylece plan tasarım yapmaya, tasarım yaparken matematiği kullanmaya alışması gerekiyor. Yani ayakları yere basan, güncelleştirilmiş, çocuğun hayatına dokunan matematik. Mesela matematiği oluşturmamız lazım. Gayri ihtiyari bir soru, basit bir soru yazdım. Bir başka seminerde kullandım. İşte bir paralel karelenmiş, paralel kenar şeklinde ağ örülmüş bir kağıtta bir noktaya adınızı koyun. İşte bir A noktası deyin. Önce iki adım gidin, sonra üç adım gidin, sonra beş adım gidin. Saat yönünde bir tasarım, ev tasarımı çıkarın, açı yapı diye. O kadar güzel bir tasarım çıksın ki, şimdi bazen matematik yapamayan bir çocuk böyle bir şeyde, böyle bir şey matematik zevki aşılıyor çocuğa. Yani evet, içinde cebir yok, efendim hesap yok ama çizim var. Bir bakıyorsunuz çocuk orada kendine rastlıyor. Zaten Allah'ın yarattığı insan dünyasında herkesin yetenekli olduğu bir alan vardır. Bir çeşit böylelikle onları çocuğu kendine rastlatmış olmamız gerekiyor. Evet. Yani kendine bulduruyoruz aslında biz çocuğu. Evet. Aratıyoruz sonra bulduruyoruz. Bulduruyoruz evet. Rastlattığımızda çocuk okulu zaten sever ama bizde bir şöyle bir şey de var. Her işe girerken zorunlu bir zor matematik dayatıyoruz belki de sistem olarak. Bu çok da doğru bir şey değil. Sayın hocam böyle bu türevdir, integraldir. Şimdi ben alan olarak matematikçi değilim, branşım matematikçi değil. Hani dışarıdan bakan biri olarak bir Türkçe öğretmeniyim ben aslında. Evet. Baktığım zaman ben hep böyle türevdir, integraldir, işte bu tanjant, kotanjant falan, sinüsü, şu bu. Bunlar hep bana böyle çok böyle öcü kelimeler gibi geldi öğrencilik dönemimde. Evet. Ama böyle dediğiniz gibi ayakları yere basan, hani beni daha çok böyle günlük hayatın içerisinden bir eğitim programı karşılamış olsaydı, belki bugün matematiğe bakış açım biraz daha değişik olacaktı. Trabzon'da bir tanjant caddesi var. Evet. Adı hakkında bir tahmininiz olur mu dilci olarak? Ne olabilir, nereden geliyor olabilir acaba? Büyük ihtimal matematiksel bir kavrama formüle dayalıdır diye düşünüyorum. Formüle değil de tanjant demek, teğet demek. Şimdi çevre yolu diyoruz ya. Evet. O zaman da şehre teğet yol anlamında tanjant caddesi koymuş. Ama şu anda tanjant olmuş, şehrin orta yerinde kalmış. O zaman kenardaymış ama. Evet, şu an bayağı ortalarda kaldı Sayın Hocam. Evet. Yani işte ben daha 3-4 gün önce orada olduğum için gayet iyi biliyorum yani. Caddeyi biliyorsunuz. İşte teğet evet, cadde. Ne güzel bir isim. Şimdi sonraları Türkçe karşılığı ne oldu? Çevre yolu oldu. Yani evet, matematik yaşayan dile de bu şekilde girmiş oluyor. Sayın Hocam, Murat Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi hocam da bu noktada bahsetti, iyi dedi. Yani
Biz burada öğrenciler seviyesinin üstünde matematik anlatıyoruz veya çok fazla şey vermeye çalışıp hiçbir şey öğretemiyoruz Sayın Hocam. O yüzden alanda yetenek eğitimi olursa herkes aynı eğitim olmamak şartıyla zekasına, yeteneğine, ilgisine göre yani bunu da sizin raporunuza muhakkak eklemişsinizdir ama bu noktada da bir yani böyle bir sistemimiz olsa, yeteneğimiz ölçülse 4 yılda bir öğrencilerin 4, 8, 12, 16 böyle bir kanun gibi bir şey olsa Almanya'da galiba Avrupa'da öyleymiş Sayın Hocam. Bilmiyorum ama öyle duyuyoruz. Evet, Alman eğitim sistemi buna müsaittir. Hocam, tabii konuştuklarımı içtenlikle söylüyorum ve ben de böyle insanları matematikten nefret ettirilecek bir matematik yüklemeye karşıyım. Zaten Aynen öyle insanların hocam. yapabileceği bir şeyler var. Yani ondan korkutmazsak matematikten nasibini de alır bu defa. Yani korkutunca uzaklaşıyor. Biz Trabzon'da yurt dışına gitmek için bir öğretmen alımı vardı. Sınava girdim. Öğrencilik yıllarımdan karşılaştığım bir öğretmen arkadaş çıkınca benim matematikçi olduğumu biliyor ya. Muratçığım dedi, hiç senin sorularından hiç yapmadım, kusura bakmayacaksın. Halbuki yapmasa kendi kazanamayacak sonuçta. Ama dile vurma tarzı yani matematiğe dokunmadım diyor. Demin Recep Bey'in hani türev integral bana ürkütücü geliyordu demesi gibi. Yani, Halbuki yok. değil hocam, ihtiyaç. Evet, buna hakkımız da yok yani. Ya Ne? onu öyle vereceğiz ki. Şimdi hocam burada çok önemli bir şey. Bu Piaget diye bir adam var. Piaget demiş ki öğrencilerin bulabilecekleri şeyler onlara doğrudan söylenirse onların onu yapılandırma fırsatları ellerinden alınmış olur. Ezberlemek zorunda kalırlar. Bir daha da doğru dürüst öğrenmezler. Onun için bizim eğitim sistemimizde az konuşan matematik öğretmeni lazım. Çok yönlendiren ve öğrenci çalışmalarını denetleyen. Böyle sınav odaklı bir sistemden kurtarmalıyız. Sınavı Aynen öyle bireye hocam. has yapmak lazım. Bireyi ölçüp çıkaracak. Kesinlikle. Evet. Tabii ki bunları nihai raporda yazacağız. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ne demek? Evet, Değerli şimdi Olgun fikirleriniz Bey. için biz teşekkür ederiz. Olgun Bey de müsaitse arkadaşları Evet, yavaş yavaş bekletirsek başlayabiliriz. Murat Hocam, aynı. Evet. Değerli katılımcılarım, öncelikle hepinizden özür diliyorum. Geçen hafta aranızda olamadım. İş yoğunluğu ve iş saatlerinden dolayı. Bundan dolayı etkinliği sürdüren Merve Hocama, Tuğçe'ye, hocama ve Işıl Hocama çok teşekkür ediyorum. Sağolsunlar benim yerime durumu idare ettiler. Ben çok lafı uzatmak da istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Sözü hemen Murat Hocama bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkürler Olgun Bey. Değerli hocalarım, bugünkü konumuz bir onarım programı şeklinde. Ama öncelikle öğretmen arkadaşlardan geçen hafta bir ricam olmuştu. İşte sizin benden bir isteğiniz yoksa benim var. Bazı şeyleri telefonla da uygulayarak bir deneyimlerinizi paylaşınız diye. Bu seminerlerimizde yüz yüze eğitimin olmaması bizim için büyük bir şanssızlık oldu. Çünkü seminer içerisinde tartışmayı çok öne alıyoruz. Burada öğrenciler olmayınca hocalarımız uygulama yapmakta zorlandılar haklı olarak. Ama bazı çalışmalar bir öğrenciyle yapılıp burada paylaşılması mümkün olabilir. Şimdi onun için önce öğretmenlerimize söz hakkı vermek istiyorum. Sonra onlara bir konuda da bir tavsiyem değil de bilgi sunacağım. Var mı hocalarımızdan söz hakkı almak isteyen? Ben şu konuyu uyguladım, tartıştım veya illa da benim dediğim gibi burada çalıştı demek zorunda değil arkadaşlar. Hocam ben söz hakkı alabilir miyim? Tabii buyurun hocam. Şerif Sevilgen Murgul. Ben ortaokullarda, lise öğretmeniyim de ortaokullarda kursa gidiyorum. Orada sizin çocuk parası sorusu vardı ya hocam. Kitapta Hangisi? sayfa çocuk parası yardımı Evet. geçirdikse. Orada çocuğu olanlara yardım, çocuk yardımı yapılıyor. Orada bir denklemimiz var. Evet. A şıkkındaki soruda şey diyoruz. Hiç çocuğu olmayan birine ne kadar yardım yapılır diye bir soru sordular. Yani soru Evet. var. Tabii biraz tartışmalar biraz şey yaptıktan sonra çocuğu olmayan birine niye çocuk yardımı yapılır diye bir şey oldu. Muhabbet oldu bizde. Evet. Güzel bir teknik. Aslında ben siz konuşurken hocam
daha değişik bir şey düşündüm. Acaba çocuğu olmayan birini bundan daralttık mı diye. Aslında bu genelde işin doğası buna uygundur. Adı çocuk parasıdır ama bir taban, daima her şeyde bir taban para vardır. Yani illa da adı çocuk parasıdır diye çocuk, ama bu dediğinizden Şerif Bey şunu düşünürüm. Buna eğitim yardımı gibi bir ad koymak. Sonuçta ana babanın da eğitime ihtiyacı var, değil mi? Böyle olsa o tartışmanın önünü kaldırırız ve sizin katkınızla sorunun adını bundan sonra eğitim yardımı. O zaman böyle kimse çocuklarla bizim ufak tartışmamız oldu. Böyle bir muhabbetimiz oldu. Güzel de oldu. Çok güzel. Peki hocam, çocuklar 500 lira ile 1000 lira arasında değil mi o içerikte? 5x artı 100 lira mı? Öyle bir şeydi hocam soru. Evet. Yani orada vardı. Merak ettiğim, çocuklar 500 ile 1000 lira arasına parayı ayarlayabiliyor mu? Biraz evvel dediğim karar alma sorularına uygun bu. Yani toplumsal hayatı düzenlerken Şerif Bey böyle şeyler yapıyor. En az alan 500 alacağı için 500 artı işte 100x ise diyelim, çocuk başına 100 lira demektir. Orada evet. Çocukların aklına şu da gelebilir. Ya 5 çocuktan fazla olursa 1000 lirayı geçiyor. Oysa ki yardım 1000 lirayla sınırlı. Mesela ona bir çözüm öneren oldu mu merak ettim. Yok hocam, ona bir önerin olmadı. Bu çocuksuz ailelerle, yani çocuk olmayanlarla ilgili bir ufak tartışmamız, şeylerimiz oldu, muhabbetimiz oldu. Dersimiz de keyiflendi. Teşekkür ediyorum. Bu katkınız biz teşekkür ederiz hocam. Sizden aldığımız yardımlardan dolayı teşekkürler diliyorum. İyi akşamlar, buyurun. İyi akşamlar. Sağ olasınız. Evet, başka bilgisini paylaşmak isteyen hocamız. Ben de söz alabilir miyim Murat Hocam? Tekrar iyi akşamlar. Buyurunuz. Şimdi sizde bu eğitimi aldıktan sonra Sayın Hocam, ben de enteresan bir şekilde artık soruları gördüğüm zaman şeye bakıyorum. Yani seviyesine. Bu acaba kaçıncı seviye, kaçıncı düzeyde, ikinci mi, üçüncü mü, çocuklar bundan nasıl bir bakış sunuyorlar veya hangi bilgiye ihtiyaçları var? Yani böyle bir şey gelişti. Bir de özellikle 12. sınıf çocuklarına şeyi sordum, eğimi sordum, rampayı sordum hocam, yokuşu. Evet. Direkt bana formül söylediler. Direkt formül tanjant. Dedim değil işte. Bak, bu aldığımız eğitim bize bunun böyle olmadığını öğretti. Bunun bu yanlış bir tabir olduğunu, bunun bir rampa yokuştan itibar olduğunu, artı tanjant yerine kotanjant diyebileceğimizi. Ve çocuklar gerçekten mi hocam? Yani bunun bu olduğunu biliyorduk ama kotanjantın da tanjantı eşit olması, aynı şeyi vermesi enteresan dediler. Yani ters olduğunu biliyorlar ama. Evet, esnek düşünme. Esnek düşünme meydana geliyor. Teşekkür ederim hocam. Kenan Bey, oldukça güzel bir değerlendirme oldu bu da. Şimdi hocam, sık sık kullandığım bir kelimeyi bir kez daha kullanayım. Matematik bir düşünme ve tartışma meselesidir. Bu yapılıyorsa tartışma nereye gittiğinin önemi yoktur. Çünkü matematiğin geliştirmeye çalıştığı bilgi kazandırmanın, eğimin ne olduğunu öğrenmenin yanı sıra o süreçte gelişen yeterlikler adını verdiğimiz bir takım meziyet var. İşte muhakeme etme, problem çözme, modelleme yapma, iletişim, sembolik dil, 7 tane. Bazı dünya milletlerinde, biraz evvel Recep Bey'in dediği noktaya dönüyoruz, matematik bilgiyi arka plana ittiler. Bu yeterlikler ne kadar kazanılıyor ona bakmaya başladılar. Yani çocuk bir konuda fikir yürütüyor mu? Matematik içerikle ilgili olarak, içeriği olan bir konuda fikir yürütüyorsa bu matematikçidir. Yoksa bunun hacim formülünü bilmiyor. Efendim yüzey formülünü bilmiyor. Bu çok önemsenmiyor. Zaten Türkiye'de de hatırlayın, son zamanlarda formüller hepsi kitapların soruların üzerinde yazılı çıkmaya başladı. Bu LGS üniversite sınavlarında Pisagor teoremi gibi basit bir şeyi bile yazarak veriyorlar. Yani bizim bu çalışmalarda öne çıkarmak istediğimiz şey bu yeterlikler dediğimiz 7 maddenin özellikle ilk üçü. Modelleme, problem çözme için strateji seçme, muhakeme ve argüman üretme. Bu üçüne odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de çocukların konuyu tartışması lazım. Onun için burada kendimize uyarı, az konuşan öğretmen olacağız diye bir şey kullandım. Niye kendimizi zorlayacağız buna? Eğer çok konuşuyorsak bir şey empoze etmeye çalışıyoruz demektir.
öğrenciyi yönlendirerek konuşturmamız gerekiyor. Yani ben de anlatmayı seven bir insanım ama bunu daima uyarı olarak almamız gerekiyor. Evet, hocamıza teşekkür ediyorum. Başka hocam? Başka bu ön değerlendirmede konuşmak isteyen hocamız var mı? Şimdi... Hocam merhaba. Merhabalar, buyurunuz. Hocam ben Mesleki Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Şöyle bir soru yöneltmiştim daha önce de onların seviyesine uygun olacak şekilde. Demiştim ki iki farklı öğrenci verdim. Bu öğrencilerin basket maçlarında attığı dörder tane sayıyı verdim. Ve dedim ki siz bir takım kaptanı olsaydınız hangi oyuncuyu takımınıza seçerdiniz? Neden? Açıklayın diye soru sordum. Daha öncesinde ortalamadan açıklıktan bahsetmiştim. Ama zorlandılar. Ama yine bir fikir yürütebildiler. Bugün de hocam böyle kibrit çöpleriyle ilgili bir soru sormuştum. Kibrit çöplerinin yerleri değiştirerek eşkenar üçgen oluşturmayla ilgili. Çok kazanımın evet. içinde değildi ama ders kitabının köşesinde böyle etkinlik olarak verilmişti. Gözüme çarptı. Sorayım dedim. Sınavları da yeni yapmıştık. Hocam 20 alan öğrenciler bile uğraştılar. Ben burada şunu fark ettim hocam. Herhangi bir bilgi bilmesine gerek duyulmayan, mesela aritmetik ortalamanın formülünü bilmese, açıklığı bilmese bile sadece o an gördüğünü yorumlayarak sonuca ulaşabileceği şeylerde öğrenciler daha gayretli. Hatta ilk defa hocam ders bittikten sonra öğrenciler beni aramaya devam edip hocam bunun cevabı bu mu, böyle yapsak olur mu diye sordular ve çok başarısız öğrencilerdi. Bu beni çok mutlu etti. Bir de şunu söylemek istiyorum hocam. Mesleki eğitim merkezindeyim ben. Farklı bir müfredatları var. Fonksiyonlar konusu veriliyor mesela. Daha ilerleyen konularda çember var. Gerçekten çocuklara çok ağır geliyor hocam. Yani 4 işlemi bile yapamayan bir çoğunluk var. Sadeleşmesinin daha yararlı olacağını düşünüyorum ben de. Şeyma hocam teşekkür ediyorum. Öğrenciler öğretmenlerine benzemiş. Geçen hafta ne yaman uğraşmıştınız soruyla. Şimdi bu konuştuklarınızı şöyle bir değerlendirecek olsam aklıma şu geliyor. Keşke el ele verip de böyle öğrencileri matematik korkusu yaratacak değil de kendi yapabilecekleri şeylerden bir program önersek, yapsak, yazsak. Yani illa da matematikle bir kazanma değil, matematiği yaşamda kullanmayı geliştirecek matematik sempatisi, matematiğin değerini ortaya çıkaracak bir şey. Mesela konuşmanızda dediniz ki öğrenciler ön bilgi olmasa bile bir şeyler üretiyorlar. Ortalama kelimesinden söz ettiniz. Zaten bizim bu seminerlerimizin içerisinde mesela bu LGS kitabının içerisinde böyle örnekler var. Ortalama kavramını anlatmak yok. Ortalama kavramıyla ilgili şöyle bir soru var. Limon satan bir öğrenci limonları kilo işi alıp tane tane satıyor. Zarar etmemek için ne yapması lazım? Çocuklar onun üzerine ortalama icat ediyorlar kendileri. Diyor ki hocam, sayar önce limonları, birinin kaça geldiğini bulur, ona kar koyar. Birinin kaça geldiği ortalama hesabıdır. Bu realistik matematik eğitiminin tavrı buna uygun. Ortalama kavramını çocuk kendisi icat ediyorsa niye biz ona empoze edelim ki? Bakın söylediğinizden yararlandım ben. Demek ki o halde sınıfta o tür soruları gündeme getireceğiz. Onu tartışmalarını isteyeceğiz. Bir, ikinci bir şey. Bu basket maçıyla ilgili sorunuzda da orada ayrıntıyı çok bilmiyorum ama hangi oyuncuyu tercih edersiniz dediniz değil mi? Hocam ben burada şöyle vermiştim. İkisinin ortalaması eşit olacak şekilde verdim ama açıklıklar farklı değer oldu. Yani bir oyuncu bir maçta 30 sayı atıyor, diğer maçta 5 sayı atıyor. En yüksek attığıyla en az attığı arasında çok büyük bir uçurum var. Diğeri de daha istikrarlı. Hatta ben buna benzer bir soru sınavda da yaptım. Sınavda da sordum. Sınavda da çocuklar ne yorum yaparsa yapsın, herhangi bir cümle kurduysa şunu seçtim çünkü diye başladıkları takdirde ben onlara puan da verdim. Şimdi hocam benim de ilk yılım olduğu için çekiniyorum. Hani acaba müfredat dışında bir şey çok sormuş güzel, olur muyum? Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Aynen öyledir. Öğrenci bir şey söyleyecek, argümanı olacak. Onu matematiksel olarak açıklayacak. Yalnız şöyle bir şey deyin sorularınızda.
açıklamanızı matematiksel bir gerekçeye dayandırınız. Yani matematik dışında açıklamalar değil de, mesela orada işte ben efendim basket sayılarına baktım. Bunda açıklık fazla, bu işte her an daha fazla basket atabilir gibi. Oradan açıklık kavramının bir önemi ortaya çıkmış oluyor. Oldukça güzel hocam. Bu şeyinizden caymayın, bir de soru yazma grubuna şey yapın. Çok uyanık, böyle alert bir durumunuz görünüyor o hususta. Teşekkür ederim hocam. Aslında benim daha önce yayın evlerinde çalışma deneyimim de oldu ama böyle hatta kafamda kurguladığım sorular da var ama fırsat bulup hiç yapamadım. Çünkü o kadar çok doküman işimiz oluyor ki gerçekten rüyalarımda artık diyorum ki şu soruyu da yazabilirim ama onu zihnimde toparlayıp yazıya dökemiyorum. Bir de daha mükemmel olsun, çala kalem yazmayayım diye daha geniş bir zaman ayırıyorum. Yok, maşallah Şeyma hocam, ilk yılından çok iyi hocam, geliştirmiş kendini. Değil mi? Hocam çok güzel. Evet. Çok güzel, çok ipucu ve ümit veriyor konuşmalarınız. Teşekkür ediyorum çok, Şeyma hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Bu umutla geldim. Bir de hocam, şimdi burada ortalama kavramı daha rahat anlatabildiğim bir kavramdı. Çocukların ilkokuldan beri aşina olduğu bir şey. Mesela yazılı ortalamalarını hesaplıyorlar. İki sınav varsa toplayıp ikiye bölüyorlar. Evet. Bu birazcık daha anlatması kolay oldu. Ama bir de diploma programı diye bir şey var hocam. Burada mesela konular fonksiyonlarla başlıyor. 9. sınıfta 2 saat bir kümeler almış. Mesela burada bu çocuğa kümeleri hatırlatıp zaten çocukların çok matematikle ilişkisi yok. Onun üzerine fonksiyonları koyup birebirliği, örtenliği anlatmak. Hani şöyle ayrı bir kazanım tablosu var. Ayrı bir öğretim programı var hocam. Mesleki eğitim merkezleri. Evet. Hani parantez içinde mesela ters fonksiyona grafiklerine girilmez yazıyor ama orada girilmez yazdıkları dışındakilerini anlatmaya kalksam bile hocam çocuklar alamıyor. Ben de üzülüyorum diyorum. Yani bunları nasılsa alamıyorlar. Keşke daha temel şeyleri öğretsen. Ama daha temel şeyleri öğretince, bunları sınavda sormayınca da acaba müfredat dışında bir şey soruyorum, o hatalı olur mu? Hani ben derse girdiğim süreyi en verimli olacak şekilde, en alabileceği şeyleri vermeye çalışıyorum. Bu noktada hocam ilk yılımda olduğu için kafam çok karışık. Hani yaşım biraz şey yapın ileride hocam, olsa. Siz yani ders orada ders yükünüz şey değilse, bir de bir ortaokul veya liselerin birinde bir ders alın. Bir ders yürütmeye başlayın. Çok iyi bir gelişme sağlayacaksınız. Yani şu anda bir mümbit bir ortam, ne diyelim ona, iyi öğretmenliğin florası oluşmuş. Şimdi bir de hiç ondan cesur davranın. Programda yazıyor yazmıyor değil. Ben bunu nasıl anlatırsam çocuk bundan keyif alacak, nasıl daha çok etkilenecek, bunu şey yapın. Önceleyin siz. Fonksiyon kavramını çocuğa kitaptaki gibi anlatınca çocuk deplasmana çıkmış oluyor. Çocuğun kendi sahasına uzaklaştırıyoruz. Ona öyle bir olay vereceksiniz, fonksiyonu bulacak, sonra diyeceksiniz ya bunun adına fonksiyon demişler. Noktasında hocam, olmalıyız. Daha sorabilir miyim soru yazma konusunda? Buyurunuz. Benim aklımda yazmak istediğim bir soru var. Daha doğrusu benim hep böyle görünce üzüldüğüm bir konu var. Çok affedersiniz hocam. Şimdi biz tuvaletleri temizlemek için temiz suyu kullanıyoruz. Benim de aklıma şöyle bir şey gelmişti. Hani bu elimizi yıkadığımız suyu direkt mesela tuvaletin giderine konacak bir sistem oluştursak ne olur? Hani daha kolay olur. Hem de maddi açıdan da hafifleş olur. Hem de tasarruf olur. Ben şimdi bu sistem yapılsa maliyeti şu olur. İşte şu kadar enerji tasarrufu sağlanır. Belki hani kaç yılda parasını amorti eder gibi bir soru kurgulamak var zihnimde. Ama bunların gerçek maliyetini hani nasıl hesaplarım bilmiyorum. Farazi bir şey yazarsam da hani gerçek hayattan uzaklaşırım diye. Şöyle ben size ipucu vereyim. Bir insanın tükettiği su miktarı akla gelmeyecek kadar çoktur ama o yediği yemeğin kullanımındaki su da dahildir ona. Onun öyle bir bilgi şeyi var suyla ilgili, bilimsel bilgi. Oradan bakın ki el yıkama için ne kadar su harcıyor ortalama bir insan. Onun o kadar işte tuvalette temiz suyu boşaltmak yerine onu boşalttığınızı düşünün. Oradan bir şey üretebilirsiniz. Ve biz bu bir şey oluyor. Da farazi, Murat, hocam bir şey oluyor.
Murat Hocam. Buyurun. Ben araya gireyim. Çok özür diliyorum da sözünü kestim. Hocamız bizle irtibata geçerse Arsiyat'taki bu tarz firmalarımız var biliyorsunuz. Hani mekanik, şebeke suyu, bunların fiyatlandırmasıyla ilgili. O firmalarımıza yönlendiririz hocamı. Onlardan gerekli desteklerini de alabilirler kendileri. Harika bir bilgi Orgun Bey. Şeyma Hanım, siz o şeyi bir soru haline getirin. Çok da acaba hata eder miyim diye düşünmeyin. Edilirse ikinci de düzelir. Bir de hocam ben bunu normalde hani yenilenebilir enerjiyle ilgili bir projeye başvurursam ileride bir video evet. Olsun, işte biraz gerçeğe yakın olsun istiyorum. Çünkü bunu hayal ettiğimde Türkiye'de sürekli yeni evler yapılıyor. Yapılan her evin bu şekilde. Hocam sesiniz gitti ama. Sesiniz gitti hocam. Peki hocam, konunuz anlaşıldı. Başka var mı hocalarımızdan söylemek isteyen uygulamasını? İyi akşamlar hocam. Buyurun Aslan Hanım. Ben 6. sınıfların dersine giriyorum. Aritmetik ortalama konusunda hani şöyle bir soru sordum çocuklara. Genelde hani öğrencilerimize sözlü notlar olarak yüksek not veriyoruz. Ortalamalarından genel anlamda. Evet. Bundan tabii yazılı notu yüksek olan öğrenciler olumsuz anlamda etkileniyordu sıralama anlamında. Nasıl bir puanlama sistemi yaparsak bu arkadaşlarımız daha avantajlı hale gelir, adil olur mu şeklinde. Çocuklar uygun güzel cevaplar verdiler. Evet. Bir de sizin geçen hafta gönderdiğiniz sorularda kim doğru söyler gibi bir soru vardı. Doğru söyleyen kim, evet. Evet, hı. Onu mesela bugünkü dersimde çocuklara sordum. Hani dersin konusuyla ilgili değildi ama çocuklara da bilgilendirme yaptım. İşte ara ara farklı sorular tartışacağız birlikte şeklinde. Hoşlarına gitti. Bayağı yorum yaptılar. Güzeldi yani hocam. Hocam o tür soruları aynen dersin yaptığınız gibi derste zaman zaman onlara ayırın. Çünkü problem çözme en önemli stratejidir. Bu dediğiniz doğrusu üç koşucuyla ilgili bir soru muydu? Evet evet. Kim doğru söyler şeklindeydi. İlker. Tamam anladım. Üç koşucu. Biri daima doğru söyler, biri bazen doğru söyler, biri daima yalan söyler ve üzerinde balonlarda ne konuştukları vardı. Evet. Gerçek sıralarını bulunuz diye muhakeme etme sorusudur o. Evet. Çok önemli. Çok onu prensip haline getirin. Ara bir öyle bir problem koyun dersiniz. Çünkü hem problem çözme gelişir, hem onlar rutin olmayan soru sınıfındadır. Yeterlikleri çok geliştirir. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Evet. Buyurun hocalarım başka. Hocam ben de bir etkinlik yapmıştım. Buyurunuz. İsminizi hocam, söyleyin hocam. Elif. Elif hocam buyurun. Şimdi siz bize geçen hafta bazı etkinlikler atmıştınız. Bu hani A4 kağıdını bir enine bir de boyuna çevirerek silindir şekli oluşturmuştuk. Hangisini hocam daha öncelikle fazla... kitabınız ulaştı size değil mi? Yok hocam henüz gelmedi ama gelir yani büyük ihtimalle. Burası kargo biraz... bilgisi gelmiştir ama değil mi? Kargo bilgisi geldi evet. Tamam. Peki buyurun hocam. O enine ve A4 kağıdını enine ve boyuna çevirerek silindir şekli elde ediyorduk. Hangisi daha fazla alır gibi bir etkinlik yaptım ben öğrencilerimle. Daha evet. Konu silindir konusu onlarla işlenmiyordu. 7. sınıf öğrencilerimle işliyorduk. Ama biz zaten hani formül olarak düşünmeden hani bulmaya çalıştık. Evet. Onu da nasıl yaptık? A4 kağıdını bir enine bir boyuna öncelikle şöyle sordum. A4 kağıdını elime aldım. İşte bir enine bir de boyuna çevirirsek hangisinde daha fazla alır diye sordum onlara. Başlangıçta böyle afalladılar. Eşit alır oldular. Sonra uzun olan olur dediler. Sonra biz... Neydi? Ondan fazla da şey yapmış. Yeni doktordan işte bir uzun olan alır dediler. Bir enine olan alır dediler. Sonra biz bunları çevirdik. Yani silindir şeklini yaptık. Yaptıktan sonra sanki... enine olan daha büyük silindir gibi geldi. Ama bakalım dedik hangisi daha fazla hani
siz pirinçle yapmıştınız. Biz kağıt küp şekerler var ya hocam, onlarla evet. yaptık. Elimizde kağıt küp şekerlerimiz vardı çoğunlukla. Hani paketli olanlardan. Onlardan avuç avuç doldurduk öncelikle işte uzun olanının içine. Sonra uzun olan silindirimizi boşalttık büyüğüne. Ve büyüğünde boşluk enine geniş olanda boşluk kaldığını gördük. Böylelikle dedim ki şimdi buradan büyük olan hangisi oluyor zaten? Enine olduğunu gördük. Sizce nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz dedik. Hani neden kaynaklı? İşte tabanının geniş olmasından kaynaklı gibi bir çıkarımda bulunduk. Hani daha geniş olduğu için silindir. Ne derler? Taban çevresi daha geniş olduğu için biz de daha büyük olduğunu anlamış olduk bu şekilde. Bunu kullanacağız inşallah şeyde çemberin çevresini bulurken. Evet. Sonra şöyle bir soru yönelttim. Sizce dedim bunu nerede kullanabiliriz? Hani siz nerelerde kullanabiliriz? Bu bilgiler nasıl yararlanabiliriz? Evet. Bir öğrencim şey dedi, manavlarda bu kese kağıdıyla verilenler var ya hocam, kese evet. kağıdın içine konuluyor. Hocam işte onun gibi olabilir dedi böyle. Hani onun içine koyarken daha geniş yaparsınız, daha küçük. Bu kestane şekeri koyulurken diye. Onu o şekilde düşündü. Hani geniş olanda daha çok alırız mantığıyla düşündü. Bir öğrencimden de çok böyle değişik bir yorum geldi. Dedik hocam dedi, robotlarda kullanırız. Mutfak robotlarında. Hani bu ne derler? Mesela havuç falan doğrayacakken çekilir, ne bileyim fındık falan çekilir böyle, nasıl anlatsam? Anladım. Mutfak robotları, onların ağızları vardır böyle silindir şeklinde hocam. Onlar dardır böyle, atarken daha az atarız içine. Hocam onun genişliğini arttırırsak eğer daha çok atarız o zaman, hani boyundansa geniş olsa diye böyle bir yorumda bulundu. Bu da bana ilginç gelmişti açıkçası. Dedim teşekkür ederim, güzel bir yorum oldu. Daha sonra o bir iki şekil göstermiştiniz bize. Hangisinin alanı daha büyüktür gibi. A ve B şeklinde. Alan ölçmeyle ilgili değil mi? Evet, alan ölçmeyle ilgili. Sordum onlara öncelikle hangisinin alanı daha geniştir diye. A mı B mi? Ya çocukların gözlerinin hepsinin maşallahı var. Hepsi B dediler. Hani gözle direkt B'nin büyük olduğunu anladılar. Ben de onların kafasına acaba mı? Hani bence de B ama dedim A olamaz mı oldum böyle onların kafasını biraz bulandırmak için. Sonra onlar da böyle yok hocam A'dır, sonra eşittir oldular. Daha sonra böyle bir yerlerinden keserek bunları üst üste getirmeye çalıştılar. İşte keselim, işte bunu buraya yapıştırsak, burasını buraya yapıştırsak üst üste tamamlamaya çalıştılar. B'nin daha geniş olduğunu buldular. Hatta biz bu etkinliği yaparken fen bilimleri hocamız sınıfımıza geldi. Biz yüz yüze eğitim yapıyoruz köy okulu olduğumuz için. Sınıfımıza gelmişti fen bilgisi hocamız. İşte dedi ki hocam dedi, ben de dedi işte şey tamamlarım onları dikdörtgene. Her iki şeklimizi de dikdörtgene tamamlayıp o boşluklarını karşılaştırdı. İkisinin boşluğunu üst üste getirmeye çalıştı. Boşluğu daha az olanı işte bunun alanı daha büyüktür şeklinde bir yorumda bulundu o hocamın. O da güzel bir katkı vermiş yani. O da güzel bir katkı verdi. Daha doğrusu daha başka bir bakış açısı sundu. Daha sonra işte karelere ayırmayı düşündük. Daha doğrusu işte yansıtarak göstermiştim ben bu iki şekli. Evet. Sonrasında işte kağıt üzerinden kareleri ayırarak birinin 19 birim kare, birinin 18 birim kare olduğunu görmüştük. Bu şekilde iki etkinlik yaptık. Çok güzel hocam. Sizin çalışmalarınızla ilgili bir kısa değerlendirme yapayım. Birincisi silindir etkinliği için henüz silindirin hacmi tartışılmamış sınıfta, değil mi? Hiç işlenmemişti hocam. Hiç işlenmemiş. Orada çocukların su yaptığı yorum dikkatimi çekti benim. Tabii esas da o etkinliğin sonucunda mutlaka matematik olarak kanıt gerekiyor ki etkinlik tamamlansın. Ama sizin çocuklarınız şöyle bir şey demişler. Dairesel geniş olan yerden daha geniş bir taban kullanıyor, öbürü daha dar bir taban kullanıyor. Evet, yanal kağıt aynı büyüklükte ama birisi doldurulurken zeminden daha fazla bir yer almış oluyor, biri daha az. Orada çok ciddi bir uyanış var. Ama o etkinliğin esas amacı
şöyle bir özetlemek isterim dinleyen hocalarımız için. Silindirin hacminin ile hacmiyle ilgili hesabın yapılıp, yani o şekerle denenen olayın kanıtlanması gerekir. Hocam, şimdi bunu sizin çocuklarınız onu sizin çocuklarınız onu öğrendiklerinde hep bu deneyi hatırlayıp onun üzerine inşa edecektir. Bu bakımdan güzel olmuş. Evet, ben bunları bunu söyledim. Hani bunu ilerleyen süreçte size zaten hatırlatacağım gibi. Onlar da ön bilgilerini oluşturdular. İlgili de bir açıklama vereyim. Şimdi biz iki kağıdın büyüklüğünü neden konuştuk derste? Alan ölçme nedir? Hani bu derslerde kavram bilgisi ve genelleme bilgisi, iki tür bilgiye odaklanırız hep. Ya kavram bilgisi, o nedir diye tarif ettiğimiz şey. Alan ölçmek nedir? Yani biz 20 kenarları 4 ve 5 santim olan dikdörtgenin alanı 4 kere 5 20'dir diyoruz da neyi buluyoruz? Bir böyle başladık mı geriye de dönmüyoruz sonra. Geriye dönmediğimiz için ezbere kalıyor bilgi. Şimdi orada iki şekli gösteriyorsunuz. Bir kere bir şeyi çok güzel yapmışsınız. Hepsi B deyince siz A'ya taşımaya çalışarak zihinsel karmaşa yaratmaya çalışmışsınız. Çünkü zihinsel karmaşa olacak ki sonuçtaki bilgi iyi kavransın. Arkasını gösterdiğinizde fen bilgisi öğretmeni girmeden önce, ki o kareleri tamamlamış gerçi. Arkasını gösterince çocuklar kareleri saymaya odaklanırlar. Sayınca biri 18, biri 19. Bak işte haklı çıktık. 19 olan B'ydi falan diyebilirler. Peki öyleyse söyleyin bana, alan ölçmek nedir? Bunun alanına 19 dediniz, buna 18. İçindeki birim kareleri saymaktır. Bu cümleyle tamamlanması gerekiyor. Yani orada alan ölçmek nedir? Peki ben hatta o çalışmayı yaptığım derste hocalarımızdan birine demiştim ki, böyle bir çalışmada hacim ölçmek nedir cümlesini nasıl üretebiliriz? Bu hacim ölçmek için de iki tane kap bulmalıyız. İçi görünebilen, yani ne diyoruz, şeffaf deniyor değil mi? Mesela mendil kutuları gibi veya çikolata kutuları gibi. Hangisi daha çok alır? Bu defa demin hangisi büyüktür, hangisi çok alır? Şu bu derken içindekileri saymaya yönelecek çocuklar. İçine kağıt şekerle doldurmuş olalım gene. Hangisinin çok aldığını oradan bulalım. O halde hacim ölçmek nedir? Birim küpleri saymaktır. Yani biz bir yerde alan ölçüyoruz, hacim ölçüyoruz, hacim ölçürsün, üç boyutu çarpıyoruz. Çocuk orada üç boyutu çarpmakla içindeki birim küpleri saydığını, alanda iki boyutu çarpmakla dikdörtgende birim kareleri saydığının farkında olması gerekiyor. Ondan sonra üzerine bina edilen bilgi oldukça iyi olur. Şu anda dinleyiciler arasında bulunan kızım ortaokul öğrencisiyken bana bir gün şöyle bir şey demişti. Bu prizmaların alan hacimleri, baba bunların hepsini biliyorum da hangisinin hangi işe yaradığını kestiremiyorum dedi. Yani bütün formülleri biliyor. Hangisi ayrıt sayısıdır, hangisi yüzey ölçümüdür, hangisi hacimdir? Çünkü üç içe girmiş oluyor. Halbuki alan ölçmek nedir, hacim ölçmek nedir? Bunların böyle sizin yaptığınız gibi etkinliklerle tamamlanması lazım. Hocam küçük bir şey daha paylaşmak isterim müsaade ederseniz. Bu ne demek? Hocam ben alan ölçmek için şey diyorum çocuklara, patates ektiğiniz her yer. Hani bu Şavşat'tayız biz, burada da patatesleri çoğunlukla. Diyorum bir bahçenizde patates ekebildiğiniz her yer alanı oluyor işte. Hani kafalarında canlansın diye, bilmiyorum doğru bir şimdi örnek hocam mi? Doğru dediğiniz doğru da biz alan nedir değil de alan ölçmek nedir'i cevap arıyoruz. Yani o patates olan yeri nasıl ölçüyoruz? İşte hocam onu... küçük gruplarda alan ve çevre kavramları birbirine çok karışıyor. O yüzden çevreyi, bahçenizin etrafını çitle çevirebilmeniz, işte alanın da ekebildiğiniz, patates ekebildiğiniz alan şeklinde küçük gruplara verirken şimdi, bu örneklerimi kullanıyorum. Elif Hanım, size gelen kitapta çok güzel açıklamalar var. Mesela bir yerinde diyecek ki alanı 20 metrekare olan bir patates tarlasının çevresi ne olabilir? Böylece çocuklar ona değişik dikdörtgenler tasarlayacaklar. 2'ye 10, 4'e 5, 1'e 20 gibi ve çevreyle alan birlikte çalışıldığı için problem içerisinde onu anlarlar. Ama önce bu maddeden, bu tartışmamızdan hareket ederek çevre için uzunluk ölçmek nedir bilgisinin olması lazım. Mesela diyelim ki meydancıkta bir köyden
diyelim ki PTT binası, bir evden PTT binasına kadar olan uzunluğu ölçmek nedir? Ya adımları sayarak ölçeriz, ya metreleri sayarak ölçeriz. Yani ölçme eylemi hep saymaya indirgenebilir. Alansa kareleri sayarız, hacimse küpleri sayarız, uzunluksa metreleri sayarız. Çocuğun bu bilince varması gerekiyor. O zaman çevreyi bulmakta çevredeki birimleri sınırlayan, sizin dediğiniz gibi çitin üzerindeki metreleri saymak oluyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Harika çalışmalar yapmışsınız. Yalnız ekilen patatesin beyaz patates olmasını dilerim. Ki fırında... Tabii hocam, öyle örneklerde veriyoruz. Hatta patates de istiyoruz pişirmek için. Evet, fırın patatesi olsun diye diyorum yani çayın yanında. Evet. Evet, peki değerli hocalarım, başka var mı düşüncesini paylaşmak isteyen? Çok mutlu oldum bu şeyleri dinlemekle. Aslında işte böyle yapılacak, biz de bununla beraber üzerinde tartışacağız. Her tartışıcı devinecek, daha nitelikli öğrenme ortamlarına böyle ulaşacağız. Peki. Varsa el kaldıran, ben göremediğim için soruyorum. Olgun Bey. Hocam merhabalar. Kübra hocam var hocam. Buyurun hocam. Merhaba hocam. Öncelikle iyi akşamlar. Benim danışmak istediğim bir şey vardı da. Bu tarz matematiksel problemler dışında benim hani öğrencilere düşünme sistemleri gelişsin diye yaptığım birkaç etkinlik vardı. Zaten çoğu hocamız bunları duymuş ya da görmüştür. Hikayenin sonunu verip başını tamamlama tarzı. Bir de çok klasiktir işte 3 tane düğme var. Ampullerin hangisi yanmıştır, hangisi kapalıdır. Bunu nasıl öğrenirsiniz tarzı. Ya da mesela bahsettim o hikaye temelli şey gibi oluyor. Bu kelimeyi anlayamadım. Hikaye temelli bazı sorular var hocam, bazı etkinlikler. Mesela şöyle örnek vereyim. İşte bir adam var çölün ortasında ölmüş. Bunun sonunu söylüyorsunuz. Çocuklardan da evet hayır cevaplı sorular alarak hikayenin öncesini tamamlamasını istiyorum. Ha, hikayenin tamam. Aynen, sonunu verip devamını tamamlama. Hani bunu da şey için özellikle yapıyordum. Sonuçta biz problemlerle uğraşıyoruz. Bir problemi anlamanın doğru soruları sormaktan da geçtiğini düşünüyorum. Çok doğru. Yani problem, etkinlik... problem posing diye bir çalışma alanı var. Yani problem kurma. Şimdi hocam siz önemli bir şey yapıyorsunuz. Ben aslında edebiyatı da çok severim de Recep Bey dinliyorsa bu şeyimi de dinlesin. Çocukluğumuzda işte yani öğrencilik yıllarımızda öğretmenlerimiz bize öğretirdik. Giriş, gelişme, sonuç. Girişte şu bu. Şimdi düşünüyorum da hiçbir zaman bir hikayenin yarısını verip de şunu tamamlayın diyen edebiyat öğretmenim olmadı. Veyahut herhangi bir paragrafı verip de bu ilgili metnin geliştirme bölümünden mi alınmıştır, sonuç bölümünden mi, giriş bölümünden mi? Yani hep klasik bir söylemle kaldık. Halbuki edebiyatta büyük bir keyif alanıdır. Şimdi siz aynı benzer bir şeyi matematikte kullanıyorsunuz. Evet, o da hani farklı düşünme stilleri geliştirebilsinler, ipuçlarını değerlendirebilsinler. Şimdi bu sizin dediğiniz olayın mantıksal bir tabanını söyleyeyim. Bunlar toplumda bilinen sorulardır çoğu. Toplum niye bu tür soruları biliyor? Çünkü toplum okul olmadığı dönemde kendi matematiğini yaratıyor, yaratmış orta çağdan beri. Ve soruları bir çeşit, toplumun bir aklı var yani. Bunları insanlar arasında tartışarak, buna memur insanlar var. Herkese bunu soran, bunları tartıştıran. İşte bu yeterlikleri geliştirmeyi böylece toplum onlara adanmıştır. Giderek bunlar zayıfladı. Neye benzetebilir? Eskiden saz şairleri vardı, gelip çalıp çağırırlardı. Ama şimdi televizyon çıkınca bunlar görevlerini tamamlamış gibi oldular. Yok oldular. Yani şimdi okullaşma artınca bu tür sorular azaldı ama son derece değerli çalışmalardır yaptığınız işler. Belirtmek isterim. Teşekkür ederim hocam. Peki. Değerli arkadaşlarım, yeterli tartışma oldu herhalde. Şimdi önce arada sonra söyleyeceğim bir şey. Seminer gelecek hafta bitecek. Dolayısıyla kapanış olduğu için gelecek hafta muhtemelen bazı konuşmalar olur. Ağırlıklı bir matematik içerik olmayabilir. İşte gelecek ders. Şimdi ola ki o gün unuturum diye söylüyorum. Master yapan bir grup öğretmenimiz var orada. Yani şu ana kadar benimle temas kuran olmadı ama bilmiyorum onlardan bu
matematik okuryazarlığa benzer konu çalışan var mı? Veya çalışmak isteyen arkadaşlar mektupla bana danışma yapabilirler. maltun@uludak.edu.tr Hatta elinizdeki matematik okuryazarı el kitabının içerisinde mail adresim var. İsmimin altında. Ulaşabilirler. En azından nerede ne tür imkan vardır veya çalışma konusu olarak neler seçilebilir bunu size bildiririm. Şu anda Tuğçe'de ekranda mail adresimi göstermiş oluyor. Bunu böylece bildirmek isterim. Yani bu çalışma gerçi az bir süre olmadı ama buradan sonra sürekliliği olan bir çalışma halinde olsun isterim. Yani çünkü bir şey zamanla gelişir. Bir anda bir şey gelişmez. Önemli olan tekerleğin ileriye doğru dönmesidir. Bunu duyurmak istiyorum. Şimdi geçiyorum ikinci konuya. Hocam, Hocam sana sorarak geçeceğim ama. Buyursun. Hocam ben şey soracaktım. Sizin mesela bize kapalı desen sorusu sormuştunuz. O tarz problemleri nereden buluyorsunuz? Yani bizim üzerine düşünme yapabileceğimiz soru tarzlarını... Hocam şimdi size zaten çalışmanızdan ötürü bir kitap göndereceğiz. Adresinizi tam açık olarak Tuğçe'ye yazdırın. Aynen, bana chatten yazarsanız ya da WhatsApp'tan. Yani çalışmanızın ödülü olarak çok yararlandım. Ben zaten o soruyu kendimi çözemediğini söylemiştim. İşte Şeyma Hoca soruyu çözdü ve oldukça da hoş bir cevap buldu. Cevabı aklımdan çıkmıyor çok hoşlandığım için. Eğer periyot 4'e bölününce sıfır kalanını veriyorsa, yani tam bölünüyorsa, açık desenler kalan veriyorsa, 1, 2, 3 kalanlarını veriyorsa kapalı desenler meydana geliyor. Hatta bir olanlar ayrı bir özellikle kapalıydı, iki olanlar ayrı, üç olanlar ayrı bir özellikle kapalı desenlerdi. Şimdi bütün mesele bu desenleri üretime sokmak. Yani bunları mesela bir dokuma atölyelerine önerebilirsiniz. Veyahut evde iş yapan, evdeki yemeklerini değerlendiren hanımefendiler oluyor. Onlara önerebilirsiniz. Matematiği olan şey daima güzeldir. Şimdi problemleri nerede bulabiliriz demiştiniz. Size gelecek kitapta var. Problem çözme geniş bir ünitedir. Benzer kitaplarda yoktur. Yani bunu açıklıkla söyleyeyim. Benim kendi çalışma alanım, doktora tezim problem çözme olduğu için kendimin de o konuda bir eğilimi, sevdası var. Onun için benim kitaplarımda problem çözme ünitesi geniş yer almıştır. Hatta bugün birkaç size daha önce verip de henüz cevaplamadığımız birkaç soruyu tartışacağız. O kitaptaki problem çözme bölümlerinde bulabilirsiniz. Çok teşekkürler hocam. Peki yabancı bir kaynak önerebilecek misiniz? Yabancı bir kaynak, yani benim odamda bir hayli kitaplar var. Problem Solving diye başlayan hemen her kitabın içerisinde bulunabilir. Mesela öyle bir kitap da var. Şu anda yazarlarını tam hatırlamıyorum ama onu olmasa size şey yaparız. Kitap göndereceğimiz kitabın içerisinde yabancı kaynak bir iki tane yazarız. Olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Hocam ben gerçekten bu eğitim bana çok şeyler kattı. Hazır söz almışken gerçekten size ve vesile olan Arsiyat'a, Artvin İlçe Milli Eğitim'deki herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Tekrar çok heyecanlandım, kusura bakmayın. Oldu. Güzellik çok ifade edemiyorum kelimelerle ama anlatamayacağım kadar çok ufuk açıcı bir eğitim oldu. Çok teşekkür ederim zamanınıza. Yani bu ülkenin eğitiminin yöneticileri var, planlayıcıları var. Ama bunu ortada, bunu güçlendirecek olan öğretmenlerdir. Ya işte büyük önderimizin öğretmenlerle ilgili söylediği her sözün geniş anlamları var. Onlar öğretmenlere şirin görünmek için söylenmiş şeyler değil, inanarak söylenilmiş şeylerdir. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz diyorum. Evet. Türkiye'de matematik eğitimi üzerine uğraşı son 10 yıldır çok iyi gidiyor. Yani ben ümit ediyorum ki 5-10 sene sonra dünyada matematik eğitimi konusunda sözü edilen bir ülke haline geleceğiz. Şu anda tabii bunu nereden biliyorum? Hakemliğimize gelen yazılardan, işte proje çalışmalarından, doçentlik dosyalarından matematik eğitimi alanı
artık bir bilim alanıdır. Onun için pür matematik sevdalısı olan hocalarımız varsa onlar da matematik eğitimini çalışabilirler. Yine de pür matematikten vazgeçmezler. Mesela ben mutlaka her sene bir pür dersi üzerimde tutarım. Geçen senelerde olasılık ve istatistik dersini kendi üstümde tutuyordum. Zaten öğretim derslerimizin de istatistik ağırlığı olanlarını üstümüzde tutuyoruz. Dolayısıyla çok değişkenli fonksiyonlar konusunda canlı kalmaya çalışıyoruz. Ama asıl ağırlığımızı matematik öğretimine veriyoruz. Evet, şimdi Tuğçe, son yazdığım soruyu görebildin mi? Evet, gördüm hocam. Onu bir şey yap, hem havamız değişsin. Bakalım hocalarımız sorun olarak neyi görüyorlar? Tamamdır. Geçen haftalarda başlattığımız bir anket var. Kelime bulutu mu diyoruz buna Tuğçe? Evet hocam. Olgun Bey, bu arada bana izin verebilir misiniz? Ben şu an paylaşım yapamıyorum. Hocalarım, şimdi WhatsApp'tan ben size gene linki atıyorum. Linke tıklayarak cevap yazabilirsiniz. Bir kelime yazmanız veya bir iki kelime yazmanız yeterli. Sen bunu görmüş müydün? Gel bir izlersin. Şimdi hocalar yazdıkça buradaki galiba tamamlandı değil mi? Evet hocam, doldum. Evet, müfredat. Demek ki öğretmen kitlemizin düşüncesini almak için çok küçük bir ankettir bu ama muhteşem sonuçlar verdi. Herkesin üzerinde, yani oylamaya katılan herkesin üzerinde şey yaptığı, ortak olarak paylaştığı konu müfredat. Kalabı müfredat. Ezberci sistem, yoğunluk, gene müfredattaki yoğunluktur, konu yoğunluğu veya efendim öğretmen merkezli, komple ön yargı. Ön yargı, zaman demişler herhalde, zaman yetersizliği anlamındadır o. Anlamak, yani matematiği anlamak olmalı. O da ezberciliğin bir başka söylemi. Sistem, gene de sistemde sorunlar görülmüş. Bu şu anda bu ekran Türkiye'de Sayın Bakan'ın önüne düşmesi gereken bir ekrandır.
yani alınacak tedbirler için esaslı bir zemin yaratır. Ha, müfredattan geçen hafta Ayşe Hanım ilkokul 4. sınıf müfredatının çokluğundan söz etmişti. Burada anlaşılıyor ki bütün sınıflarda müfredat problemi var. Bunun elden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi tabii bu oylamaya katılım sayısı galiba 25'te sınırlıydı değil mi Tuğçe? Evet hocam. Bunu mesela işte şu anda oturuma katılan 125 kişiden 124 kişinin tamamına açacak olsak muhtemelen gene bu da onun içinde bir örneklemdir. Ortaya çıktı. Oldukça güzel bir bilgi edinmiş olduk. Yani müfredat derken daha kesin konuşabiliriz şimdi. Peki, teşekkür ediyorum. Aynı şekilde tabii bu soru nasıl çözülür diye sorsak, işte müfredat, gerçi buna şeyler yaparlar. Müfredat zayıflatılmalı falan diye başlayarak cevaplar verirler. Evet, kaldırabiliriz ekranı. Şimdi Tuğçe, planımızın ikinci safhasında rutin olmayan problemlere mi sıra geldi? Evet hocam. Şimdi geçen hafta değerli arkadaşlar, bugünkü hocalarımızın paylaşımlarında da ortaya çıktı. Rutin olmayan problemler zihnin yeniden organizasyonunu gerektirdiği için muhteşem düşünme olaylarına sahne olurlar. Ve ikişer soru sormuştuk stratejilerle ilgili. Onları soran hocalarımız vardı ama şey yapamadık. Hatta geçen haftalarda iki soruya da ödül koymuştuk. Sorulara çözüldü sonuçta. Onlar da sıra dışı problemlerdi. Sıra dışı problemler eğitim sisteminde çok yok. Ha, bana göre o sorulacak olursa, demin bir öğretmen arkadaşımızla konuşurken onun yaptığı uygulamaya katılarak söylemiştim. Hemen her derste 5-10 dakikanın bunlara ayrılması lazım. Yeterlikleri geliştirmek için. Eğer bir sıra dışı probleme insanoğlu ilgi duyuyorsa onun gerçek modelleri var demektir. Şimdi birkaç soruyu paylaşacağız sizinle. Mesela sorulardan biri, iki doğal sayıdan elde edilemeyecek en büyük sayı hangisidir şeklindeydi. Bu soruyu bir okuyun değerli hocalarım. Aralarında asal herhangi iki tam sayıdan toplama işlemiyle elde edilemeyecek olan en büyük sayı hangisidir? Bunu sizinle paylaşmıştım ben daha önceden. Toplamada sayılar tekrar edebilir. Örneğin 3 ile 5'ten 1 elde edemezsiniz. 2 elde edemezsiniz. 4 elde edemezsiniz. 6 edilir. 3 artı 3. 7 elde edilemez. 8, 3 artı 5 edilir. 9, 3 artı 3 artı 3. 13, 5 artı 5. Zaten 3 tane ardışık sayı elde ettiniz mi gerisi gelir. Neden? 3 ile 5'ten diyor. 3 sayısı var elinizde. 3 ardışık sayıyı elde ediyorsanız son elde ilk elde ettiğinize 3 eklersiniz. Sırası gelen elde edilir. İkinciye elde edersiniz. 5. elde edilir falan derken burada böyle bir ipucu var. Ama burada açıklama olarak 3 ile 5'ten elde edilemeyen en büyük sayı 7'dir demiş. Şimdi siz öyle bir şey üretmelisiniz ki sayılar A ve B ise A ve B'den elde edilemeyen sayı şudur diyeceksiniz. Sorularla daha önce ilgilenmiş iseniz şu anda çözümü bilen bir arkadaş söz hakkı alabilir bununla ilgili. Bunları sizinle paylaşmıştık 2 hafta falan önce. Bu örnek anlaşılıyor mu önce? Mesela 2 ile 5'ten elde edilemeyen sayıları havada kullanalım. 1 elde edilmez toplamayla. 2 elde edilir kendisi. 3 de elde edilmez. 4 elde edilir ama 2 artı 2 dersiniz. 5 elde edilir var. 6 elde edilir mi? 3, 2 artı 2 artı 2 olur. 7 nasıl olur? 5 artı 2 olur. Ha, o halde 2 ile 5'ten elde edilemeyen en büyük sayı 3. Nasıl çözelim A ve B için bunu? Lise sınıfları için özellikle çok güzel bir sorudur. Tablo yapma stratejisiyle çözülür. Evet, söz almak isteyen var mı hocam? Hocam 2 ve 7 için 5 mi diyeceğiz? Yani elde edemeyeceğim en büyük sayı?
Hocam eğer konuşurken yanlış söylediysen bir daha bakalım. Bir elde edilmez. Evet. İki elde edilir kendisi. Üç evet. elde edilmez. Dört evet. elde edilir. Evet. Neden? İki artı iki. Beşin zaten kendisi var. İki ile beşti. Altı, üç tane iki. Yedi, beş artı iki. Orada ardışık evet. iki sayı elde ettik ya. Beşe iki vururuz yedi. Altıya iki vururuz sekiz. Ondan sonra hepsi elde edilir. O halde. O zaman beş doğru. Yok, üç. İki ile beşten üç. Hocam iki ile yediden. Ha, iki ile yediden. Ha, iki ile yedi çalışmadık. İki, bir elde edilmez. Üç elde edilmez. Dört elde edilir. Beş de elde edilmez. Doğru. Altı elde edilir. Üç tane iki. Yedi kendisi var. Gerisi elde edilir. Doğru. İki ile yediden beş. Siz çözmüşsünüz soruyu aşağı yukarı. İki ile yediden beş. Neden aralarında asal diyor? Orası işin başka bir boyutu. Sonunda tartışırız. Yani sayılar A ve B ise demek lazım ki işte A kare artı B kare bölü AB elde edilemez gibi böyle bir bağıntıya ulaşmak lazım. Hocam bir şey sorabilir miyim acaba? Yani tabii şu an, buyurun. Ben bu soru üzerine düşündüm ve genel bir kural ayrıntılı bulamadım. Yani o kadar uzun süre uğraşmadım ama ilk aklıma gelen şey şuydu. Burada toplayacağımız sayıların tam katları zaten oluşmayacaktır. Asal sonuçlar asal sayı olacaktır taradığımız zaman kal buradan. Acaba yanlış mı düşündüm? Hocam bunun yani bir bağıntıya ulaşacağız. Yok, bunu söylemek onu anladım da hani oradan gidebilir miyiz? Bir daha söyleyebilir misiniz hocam? Mesela 3'ün katlarını oluşturacak atıyorum. 5'in katlarını oluşturacak. Bütün çok doğal güzel. Sayılar için bunu kullandığımızda geriye bir tek asal sayılar kalır. Oluşturulacak sayılar arasında. Ha evet. Yani doğru. Bunu söylemek istedim. Doğru ama yani asallar da sonsuz olduğu için gene onların bir en büyüğü vardır. Tabii tabii. Tamam teşekkür evet, ederim. Ama şeyiniz güzel. En azından çözümün kısmı şeylerini yakalamışsınız. Sayıların katları elde edilir her ikisinin de. Ortak katları da elde edilir değil mi? Evet. Gibi. Evet, evet. Teşekkür ederim. Soruya bir sayfa Tuğçe bir sayfa açalım mı? Hocam Levent Hoca da söz istiyor ama. Buyurun Levent Bey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Siz, onu daha önce sorduğunuzda ben denemiştim bazı sayılar için. Şöyle bir şey bulmuştum. O iki sayının ek okundan sayıları toplamanın çıkarttığımızda veriyor. Ek okundan sayıların toplamını çıkarıyoruz. Evet. Yani mesela 2 ile 7 idi demin. 2 ile 7'nin en küçük ortak katı 14 değil mi? Evet. 14'ten 9'u mu çıkaracağım? Toplamını yani 2 ile 7'nin. Evet. 5. Deminki çözümde de 5'ti. Ekrandaki soruya uyuyor mu? 3 kere 5'in 15. 8'i çıkarıyoruz. 7. Ona da uyuyor. Galiba bulmuşsunuz çözümü. Evet, peki çözümü nasıl bulduğunuzu açıklayabilir misiniz hocam? Ya çözümü şöyle buldum aslında. Ben siz bununla ilgili bir tane örnek göstermiştiniz. Orada EBOB'ları ile ilgili bir eşitlik vardı. Hocam bir saniye bekleteceğim. Buyurun. Ya işte amacına ulaşmış yani ben o soruları gösterirken maksadım bulunacak kuralın içinde EBOB, EKOB gibi şeyler de olabilir imajını yaratmak istemiştim. Ki olmuştu. Evet bir tane soru çözmüştünüz siz orada EBOB'la ilgili bir şey vardı yani sayıların EBOB'u bulunuyordu daha sonradan çarpımları çıkartılıyor gibi bir şeydi herhalde şimdi tam hatırlamıyorum. Bir soru evet, çözmüştünüz evet. Ben de onun üzerinden hareketledim ama soruyu hatırlamıyorum hangi soru olduğunu. Daha sonra sayıları deneyerek buldum ben. Yani tek tek denedim. O soruyu ben size söyleyeyim. Karelenmiş bir kağıtta köşegen kaç kareyi zedeleyerek geçer? Evet evet hatırladım evet. Şimdi evet. Öyle bir soru vardı. Oradan ben de yola çıkaraktan düşündüm aslında. Yani ekoplarını bulursak onun üzerinden bulunabilir miye? Deneyince de çıkmıştı. Peki teşekkür ediyorum. O zaman çözümü gösterelim biz. Hem bu size de şey olsun. Hocam şimdi tablo yapma stratejisi diyoruz biz buna. Bakın önce bir ekranda karelenmiş kağıt var. Orada iki bileşen var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2'den mi başlıyor Tuğçe o? Evet hocam. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Evet.
aralarında asal olmayanlar karelenmiş. Yani bu demek istiyor ki biz bu karelenmiş bölge, karartılmış bölgelerle meşgul değiliz demek istiyor. Çünkü soru aralarında asal olanlar 2 ile 3. 2 ile 3'ten elde edilen edilemeyen örnekte 1 çıkmış. 2 ile 5'ten okuyamadım 7 mi çıkmış? 3. 2 ile 5'ten 3 hocam. 3. 2 ile 7'den 5. Sonra ikinci satıra geçiyoruz. 3 ile 2'den 1 zaten bulunmuştu. 3 ile 4'ten 5. 3 ile 5'ten 7, 11. Bu tabloya baktığımızda birinci satırda 1, 3, 5 var. İkinci satırda 1, 5, 7, 11 var. O kadar enteresan bir şey ki sanki gölgeli yerlerde de sayılar var. Mesela 1, 5, 7, 11'de gölgeli yerin altı görünmeyen bir 2 var. 7'den sonra 9 var. Yani istenmediği için karartılmış ama o karartının altında sıralı sayılar var. İşte hocamızın demin söylediği gibi bu tabloyu çalıştığımızda A çarpı B eksi A artı B'ymiş cevap. Hocam siz en küçük ortak kat demiştiniz. Doğru dediniz. Çünkü onların en küçük ortak katı. O aldığımız sayılar şey olduğu için öyle oldu. Hani aralarında asal oldukları için ekokları zaten çarpımları oluyor. Hani ama tabii ki genel durum söz konusu olur mu bilmiyorum da ben hani o aralarında asallık üzerinden hareket ediyorum. Vermişiz. Çok teşekkür ediyorum. A çarpı B zaten onların en küçük ortak katına denk geliyor. Sizin dediğiniz de bana şunu düşündürdü. Acaba aralarında asal demeseydik o zaman en küçük ortak kat diyerek böyle bir şeye ihtiyaç olur muydu? Yani aralarında asal parametresini kaldırsaydık sorudan. Ama burada bu sorularla benim amacım soruyu tanımanın yanı sıra bir felsefe katmanız. İşte sizin karelenmiş dikdörtgenden faydalanmanız gibi. Bunları bir tablo üzerinde izleyin. Olayın davranışını görün oradan. Yukarıdan aşağı 5 sütununu okuyorum. 3, 7, 11, 15, 23, 3, 3, 7'ye 2 var. 3'ten 7'ye 2 var. 7'den 11'e 4 var. 11'den 5 eklesem 11'den 19'a 8 var. Neyse orayı tam okuyamıyorum zaten. 11'den sonraki sayı 15 midir? 19 hocam. 19. Peki. Yani böyle bir tablo, böyle bir kuralı ortaya koyuyor. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi başka bir soru üzerinde çalışalım. Muhteşem hocam, bu soruyla ilgili bir şey sorabilir miyim ben? Tabii, buyurun. Şimdi burada tablolardan yararlanarak genellemeyi tahmin ettik ya, üniversitede soyut cebir derslerinde mesela A böler B, C böler B ise toplamları ve farkının nelere bölündüğüyle dair ispat yaparken kullandığımız tekniğe benzer bir ispatla da yapılabilir mi? Yoksa sadece tabloyla mı yapılır? Sanki onlara benziyor gibi de geldi bana ama. Şimdi dediğiniz gibi bir ispatla tamamlanması gerekir aslında kuramsal olarak. Çünkü geçen hafta işte ödüllü soru örneğinde gösterdim. Hani önceki hafta 5-6 hocamız çözüm yazmıştı. Özel örnekler bazen yanıltabilir. Bu çözüm bizim kendi şeyimizdeki çözüm, hocamızın çözümüyle tutarlı. Ama lise seviyesinde, ortaokul seviyesinde bu tür çalışmalar illa hani üniversitedeki soyut cebir bilgisine yer almadan, hatta onun bir ön hazırlığı olarak bu tür örneklerle tanıştırılmasında fayda var öğrencinin. En azından bu şunu gösterdi. EBOB, ECOG girebiliyor bu tür bağıntıların içerisine. Karmaşık görünen olayların içinde de bir matematik var. Peki. Devam edelim. Şimdi şu sorudan geçen hafta söz ettik. Pik yasası diye. Ben bunu çok önceden bilmiyordum. Yakın zamanda, yakın dediğim işte belki 15 sene önce karşılaştığımda inanmadım. Bir şeklin alanı üstündeki noktalarla içinde kalan nokta sayısından elde edilebiliyor. Mesela birinci şeklin alanı 2 kere 1'in 2 yarısı 1, 1 santimetre karedir. Üstünde nokta sayısı 4. 4'ün yarısı 2. 2'den 1 çık 1. Yani üstündeki nokta sayısı bölü 2 eksi içindeki nokta sayısı idi kural.
İkinci şekle bakıyorum. Üstündeki nokta sayısı 4-5. Yarısı 2,5. 1 çıkarsam 1,5. Hakikaten şeklin alanı da 1,5. Üçgenin alanı 2 kere 2'nin 4, yarısı 2. Üstündeki nokta sayısı 4. Yarısı 2. İçinde bir nokta var. 1'i çıkardım. 4, 2, 1. Olmadı bu. Nasıl oldu? 1, 2, 3, 4. Yarısı 2. İçinde bir nokta var. O formül nasıldı Tuğçe, hatırlıyor muyuz? Artı içindeki nokta sayısı eksi bir şeklindedir. Tamam. Evet, şimdi devam ediyoruz. Bu sorunun çözümünü, yani bu kurala nasıl ulaşıyoruz? Bu kurala nasıl ulaşabilirsiniz? İşte noktalı kağıt, ızgara. Bu özgün bir soru. Bunu ödevlerin içerisinde yoktu. Bunu nasıl çalışırsınız acaba? Bir problem çözme stratejisi olarak. Gene tablo yapma çalışılacak da çalışmaya basit örneklerden başlamak lazım. Mesela içinde hiç nokta olmayan örnekleri çalışmak lazım önce. Sonra içinde bir nokta olan örnekleri çalışmak lazım. Satırlar teşekkül edince bu formül ortaya çıkar. Gösterelim, çözüm var mı? Yok hocam, sadece bu kısmı yazmıştım, formülünü. Tamam. O halde hocalarımıza önerelim. Hocalarımız bunu merak edenler deneyebilirler. Bu matematikçilerin ilgisini çeker diye bunu şey yaptım. Üstündeki nokta sayısı ü ise ü bölü 2. Artı içindeki nokta sayısı eksi bir. Demek ki geriye gel, şu üçgeni üçgenle bir helalleşelim. 4 nokta var üzerinde. Yarısı 2. İçinde bir nokta var. 3. Eksi 1, 2. Hakikaten onun alanı da 2. Tuttu. Beşgen için 5 bölü 2, 2,5. İçinde nokta yok. Artı 0, eksi 1. 2,5 eksi 1, 1,5. Hakikaten alanı 1,5. Muhteşem bir olay. Yani bir şeklin alanını içindeki ve dışın üzerindeki nokta sayısından bulabilmek. Son bir sorumuz vardı burada. Evet, bu soruyla çalışanlar olmuştur. Bu çünkü ödevlerin içinde vardı. Bir örneği, aşağıdaki şekilde görülen 4x4'lük karelenmiş bir kağıdın her satır ve her sütununda bir kare boyalı olmak koşuluyla kaç değişik boyama yapılabilir? Evet, buna illaki konuşacak arkadaşlarımız vardır. Hocam. Buyurun. Önceden çözdüğüm için şu an yanımda değil ama kareleri boyadığımızda deneyerek yapmıştım. Bir satır ve sütun sürekli eksildiği için faktöriyeline eşit oluyordu sanıyorsam. Yani birli kombinasyonlarından elde etmiştim. Faktöriyeline eşit oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Öyle bir şey bantı bulmuştum. Peki ama faktöriyeli eşit olduğu kesin. Hocam ben kimi dinledim şu anda? Aslıhan Eroğlu. Aslıhan hocam çok doğru. N faktöriyel burada. Evet. 4 faktöriyel olacak cevap. 24 tane boyama yapılabilir. Fakat çözümünü yaparken izlenen yol önemlidir. Zaten bu soruları tartışmaktaki maksadımız bu. Şöyle bir yol izleriz. Basit örneklerden yararlanır. Önce 1 artı 1, 1 çarpı 1'lik kare kaç türlü boyanır? 1. Zaten kendisi. 2 çarpı 2'lik kare kaç türlü boyanır? Sağlı sol, burada çözümleri veriyoruz şu anda. O bir mikrofon açık, o da kapatırsa. İkinci satırda 2 çarpı 2'lik yapı 2 kez boyanıyor. Şimdi üçüncü satıra gelince bakın, orada 2 çarpı 2'lik kare koyu gösterilmiş. O en tepedeki kare boyandığında aşağıdaki kare biraz önceki örnekten ötürü 2. 3 tane de o yer değiştirebilir. 6'a inebilir. 3 kere 2'nin 6 farklı boyama meydana gelir.
Yani her seferinde elde edilmiş karenin başına kareyi geçirip onun kaç defa dans edeceğini göstermemiz gerekiyor. O da n faktöriyle denk geliyor. Son derece güzel bir şey. Bu soruları tanımanızın şöyle de bir faydası olur. Ağır sorular mesela şekillerinden ötürü küçük sınıflara konuyor bazen. Öğrencileri bunaltıyor. Onun da önüne geçilmiş olur. N faktöriyel boyama yapılır. Sizi kutluyorum Aslan Hanım. Peki. Hocam devam. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Önceki pik sorusuyla alakalı ama. Yanılırsam onun formülünü yanlış yazmış olabilirsiniz hocam. Neden? Hocam çünkü bir önceki sayfayı alırsanız alalım. Bu şeyi şu ilk şekil sağlamıyor. Hani 2 çarpı 1 bölü 2 yaparsanız bunun alanı 1 olarak hani bunun alanında yanlış geliyor. Sizin dediğiniz bakalım, bakalım hocam. Kaç nokta var üstünde? 4. 4 nokta var değil mi üstünde? Evet. 4 bölü 2? 2. 2 gelecek. 2 gelecek. İçinde nokta yok. Artı 0. Eksi 1, 1. 1 oluyor. Onun alanı ne? Onun alanı da 1 zaten. Pardon. Ben formüldeki o üstündeki nokta sayısı değil de içindeki nokta sayısını 2'ye bölmemiz gerektiğini evet. Bir anda şey yap. Yapınca böyle bir yanlış gibi geldi de. Sizi kutluyorum. Ben zaten böyle istiyorum. Yani dediğim her şeyin onanmasını istemiyorum. Tartışma olacak ki öğrenirsin. Onun için çok hoşlandım itirazınızla. Tamam hocam. Ben zaten formülü yanlış şey yapmışım. İçindeki olsun. Nokta sayısı olarak böylece alınca. İşte daha iyi tartışmış olduk. Artık aklınızdan da çıkmaz bu. Evet. Evet. Şimdi kaldığımız yere dönebiliriz. Boyama. Anlaşılıyor ki artık değerli hocalarım bu 4'e 4, 5'e 5'lik olsaydı 5 çarpı 24 edecekti. 120 farklı boyama meydana gelecekti. N faktöriyel kes, evet. Yani genelleniyor. Geçelim. Hocam bu 3 soruyu söylemişsiniz. Bundan sonra bundan sonrakileri sırayla gösterelim. Hocalarımız derse ki bunu bir tartışalım. Mesela bu ne diyor? Kenarları tam sayı çevresi 30 santimetre kaç ikizkenar üçgen vardır? Kolay bir soru ama soruyu tanımış olun. Böylece üçgenlerin burada çok da kolay olmadığını birçok ikizkenarın çizilemediği ortaya çıkıyor. Yani 30 sayısı iki tanesi aynı olacak şekilde kaç türlü seçilebilir? 1 1 28, 2 2 26, 3 3 24. En nihayet 14, 14, 2 seçilirmiş ama bunların hepsi de ikizkenar üçgen değilmiş. Son derece güzel bir soru. Üçgen kavramı tanındıktan sonra üçgenin varlığı üstüne yapılabilecek rutin olmayan bir soru. Tuğçe bunu aklınızda tut, bizim o planımıza ekleyelim. Üçgenin kenar varlığı konusunda rutin olmayan soru ikinci odakta. Tamam hocam. Çok güzel. Böyle her akla gelen şeyin ikizkenar olmadığı da 5-5-20. Evet sayılar tutuyor ama öyle bir üçgen yok. 6 6 18 nasıl var? Yok o da yok. 7 7 18 8 16 evet 14'ten büyük var. Geçiyorum. Ha. Ortalama kavramının uygulaması için bir soru. Gülşen hocam siz okuyabilir misiniz sopadan soruyu? Gülşen Erol Hoca'ya seslendim. Peki, Semra Özkul Hoca Murgul'dan okusun. Ekranda onların ismini gördüğüm için onlara söyledim. Soruyu okuyabilir misiniz? İyi akşamlar hocam. Okuyorum. Akşamlar. Buyurun. Bir dersin 3 farklı sınavından 10 üzerinden tam sayı notlar alınmıştır. Ortalama tam 7 olduğuna göre hangi notlar alınmış olabilir? Ortalama ondalıktan tamamlanarak 7 olduğunda kaç değişik not kombinasyonundan söz edilebilir? Belki o kombinasyon kelimesi yerine not takımından falan demek lazım öğrenciler için değil mi? Evet. Şimdi mesela bu da değerli arkadaşlarım sistematik liste yapma diyoruz bunlara. Karışmasın diye bir sistem tutturmak gerekiyor. Ortalama bilgisinin verildiği dersten sonraki ikinci odak çalışmalarında çok uygun gelir.
Öğrencilerin de demin hocamızın biri söyledi, not ortalamasından ötürü şeyi bilir öğrencilerimiz. Ortalama kavramını 10 üzerinden 7 tutturacak şimdi. Sistemi nasıl kurmalı? Ya 1'den başlamalı alınan notlara ya 10'dan. Hangi notlar alınmış, ortalama tam 7 olduğuna göre hangi notlar alınmış olabilir? 1'den başlamış. Yani birinci not 1 ise 10-10. 2 ise 9-10. Tam 7 olacağı için. 3 ise 9-9. Bayağı da varmış ya. 7-7. 12 durum vardı. Verilen tüm bu durumların içerisinde ortalama tam 7'dir. Hiç bu kadar olacağını da tahmin etmiyordum söylerken. Evet, şimdi öğrencilik yıllarınızda böyle bir not takımı almışsanız o günü hatırlıyorsunuz. Tam 7 deyimi yerine artı ve artı. Şimdi tam 7 olmasa ne olacak? Bu toplamı 21 tutuyor şimdi. Toplamı 20 olan kombinasyonları yazacağız. Toplamı 22 olan kombinasyonları yazacağız. Onlar da en az bir bu kadar olursa bir hayli not takımından 7 tutturmuş oluruz. Eskiden çocuklar bir not aldı mı kanaat notu ver hocam diye yalvarırlardı. Şimdi yine var mı bilmiyorum ki. Var mı hocam şu anda kanaat notu diye bir şey? Murat hocam, ders ve etkinliklere katılım notu veriliyor öğrencilere. Yani yalvarırdı çocuklar eskiden. Evet. Bir de kanaat kullan hocam. Yani kanaatin var mı demezlerdi. Kanaat kullan hocam, yani bana bir iyi not ver. Yazılı sınavı eğer öğrencinin düşükse o kaybolmuyor hocam. Hani işte etkinlik ya da proje almaya çalışıyor öğrenciler. Evet. Onu gidermek için. Evet, öyle öğrenciler var hocam halen daha o şekilde yani. Öğrenci öğrencidir hocam. Evet. Aynen öyle hocam. Devam ediyoruz. Evet, bunu geçelim. Biraz zamanımız az kaldı başka konulara. Evet. Bu az önceki şey geçen haftaki ödüllü sorunun çözümüydü galiba bu. Yok, değilmiş. Bu soruyu da bunu Artvin oyunlarından yararlanarak yazdığım bir soruydu. Bir adam doğrusal bir hat üzerinde 6 adım ileri, 4 adım geri geliyor. Başlangıçta 20 adım uzaklaşması kaçıncı adım atıyor olabilir? Makine parçalarının hareketine esas bir şey ama beni etkileyen Artvin oyunlarındaki 3 ileri bir geri hareketi böyle bir şey. Başlangıçtan 21 adım uzaktaysa her zaman aynı sayıda adım atmış olmuyor. Diyagramla ancak çıkıyor. Çözümü gösterelim. Bakın burada diyagram. İşte bu çocuklar bunu alıştırmak lazım. Çizerek çalış, görerek çalış. Ve burada 200. adımda 40 adım uzaklaşıyor. 210. adımda 42, 248 adım, 47 adım. Bu 10 adımda 2 adım uzaklaşıyor. Bu durumda her 240 adım uzaklaşıyor. Çözümde ne diyordu? Bir geri gelsene çözümü. 21 adım uzaklaşmış iken. Göster şimdi bir daha. 21. Bu ekranda 21 görünmüyor. 8, 9. İşte çizime devam edeceğiz. 21 adıma gelince orada 3 defa geçmiş olacak oradan. O zaman diyeceğiz ki buradan ya şu adım sayısında geçiyor. Evet, bu çözüme biraz daha ileri kısmını çizmek lazımdı Tuğçe. Evet, evet hocam, şimdi fark ettim. Evet, yani mesela biz şuna cevap verelim. 6'dan kaç defa geçiyor? 6 adım uzaklaşsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez geçiyor 6'dan. Bu diyagram. 7'den 1, 2, 3, 4 kez geçiyor. 1'den bir defa geçiyor. Onun için sorunun çok cevaplı bir durumu var. Geçiyoruz. Bunu da geçelim. Bu sorularda, kitaplarda oldukça çok. Şu da soru da eskiden kitaplarda yetenek sınavlarında çok çıkardı. 3 ileri 99'un 1 ileri basamağını bulunuz. Burada rutin bir tekrara giriyor sayılar. 3 üzeri 1 ise 3, 3'ün karesi ise 9, küpü ise 27. Dördüncü güçte tekrar 1'e dönüyor. Hep öyle gider. 99'u 4'e bölürse 24 tane periyot var. 4 tane 24'ün 96 eder. 97. bu defa 3 eder. 97.
96'yı 3 eder. 99 3'ten sonra tekrar 1 mi ediyor? Evet. Peki. Orada bir tekrarda öyle sayı büyüktür ama sonuçların birler basamağının bir rutini var. Onu görmek gerekiyor. Geçiyorum bunu da. Benzer basit problemlerin çözümünden yararlanma stratejisi deyince ortaokuldaki matematik öğretmenim aklıma geliyor. Bir üçgenin bir üçgen sorusu vardı. İşte soruda diyordu ki A açısı B açısının iki katı, C açısı B açısının üç katından beş derece fazla. Bir kız arkadaşımızı tahtaya kaldırdı. Bunalıma girdi neredeyse. Ya bu kadar karmaşanın içinden ben nasıl çıkayım dedi en son. Her o onun katı, bu bunun katı. Bu tür soruları öğretirken basit modellerinden yararlanırız. İşte A açısı B açısının iki katı BC'ye eşit. Daha kolay görülebilsin diye. Buradaki örnekte de şekilde diyor kaç 7 küçük dikdörtgenden kaç dikdörtgen elde edilir? Bir dikdörtgenden bir, iki tanesinden üç. Niye? İki tanesinde bir, iki tane küçük var, bir de büyük var. Üç tanesinde üç tane küçük var. İki tane ortanca var, bir tane de büyük var. Altı tane. Buradan anlaşılıyor ki ardışık sayıların toplamı kadar. 7 dikdörtgen varsa 7 kere 8'in 56, yarısı 28. N çarpı N artı 1 bölü 2 bağıntısı çıkıyor. Burada önemli olan basit modellerden faydalanmayı öğretmek çocuklara. Devam ediyorum. Bu stratejiyi, bu soruyu çalıştık bugün. Evet. Öne almıştık. Evet, böylece bu bölümü de kapatıyoruz galiba. Bugün konuşacağımız bir yeni boyut var. Kalan sürede onu konuşalım. Evet, kaldırıyoruz bunları. Yeni boyut şudur. Değerli hocalarım, bu seminerde öne çıkarmaya çalıştığımız konulardan biri bu yeterlilikleri geliştirmek, modelleme, problem çözme ve kurma. Önlerinde de açıklama var tekrar. Kitaplarda da zaten bunları tanıtmıştık geçen hafta. Muhakeme ve argümantasyon. Bu üç tanesi, baba yeterlilikler bu üç tanesidir. Bunlara harbeden yeterlilikler adını koyuyorum. Yani matematik yaptıran bunlar. Temsille gösterme, grafikleri anlatıyor. İletişim, anlamayı başlayarak söylenen mesajın anlaşılmasını anlatıyor. Formal teknik dil ve işlemleri kullanma, adı üstünde işaret dilini anlatıyor. Araç ve gereçleri kullanma, cetvel, gönye, hesap makinesinden tut da bilgisayar programlarına kadar. Bir de altta görünmeyen şey var herhalde. O da sembolik, o vardı. Bitti mi? 2, 4, 6, 7. Tamam, tamammış. Şimdi ben burada hocalarımıza bir anket yapacağız. Bu ekrandaki soru LGS kitabının, orada görünmüyor, üstünde not vardı ama Tuğçe oku bakalım. Şurada en altta hocam, 173. sayfada yazıyor. 173. sayfasındaki soru. Bu soruyu size tanıtmakta örtülü bir amacım vardı. Şimdi karekökleri çok kullanmayız hayatta ama kareköklü soru çok fazla. Sınavlarda fazla, ders kitaplarında fazla. Burada kareköklü soru tam doğal olarak işin içinde var. Evet, bunu kim okusun bakalım? Ünal Şahin hocam, görüyor musunuz soruyu? Pınar Bulut hocam, siz görüyor musunuz soruyu? Görüyorum hocam. Hocam soruyu bir okuyabilir misiniz lütfen? Tamam. Hedef tahtası. Bir dart oyununda hedef tahtası iki halka ve bir iç daireden oluşmaktadır. Halkaların arasında kalan alanın ve içteki çemberin alanının eşit olması kararlaştırılıyor. En içteki dairenin yarıçapı bir desimetre seçildiğine göre sırasıyla ikinci ve üçüncü dairelerin yarıçapları kaçar desimetre olmalıdır? Devam edeyim mi? Yanındaki açıklamayı da. Devam etmeyin de ben öncelikle size şunu sormak isterim.
Yani bu bir okuryazarlık sorusu mudur? Yani kanaatinizi söyleyin. Zaten aralarında bıçak gibi bir sınır yok. Bir hocam içimden tekrar koyup düşünebilir miyim acaba? Tabii ki, ne demek? Okudum hocam. Sizce aslında, bir, evet. Aslında olabilir. Yani enişteki dairenin yarı çapından alanına ulaşıp ve diğer dışarıda kalan halkaların da yarı çaplarından yararlanıp o arada kalan bölgelerin alanları toplamına eşitliğinden bulabiliriz. Yani güzel. Evet, çok güzel. Yani yaşamda böyle bir şeyi tasarlamak zorunda kalabilir insan. Bir evet. Hedef tahtası böyle bir matematik temele oturtulabilir, değil mi? Aynen. İşte burada yaşamsallığın sınırları yok. Böyle bakarsak insan böyle bir tasarım yapmak zorunda kalabilir. O hal o yönüyle yaşamsal bir sorudur. Yani matematik okuryazarlığı sorusu. Soru da şimdi biz soracağız ki kamuoyuna. Demek ki bir kelime bulutu yaratacağız. Modelleme, problem çözme, muhakeme ve argümantasyon, temsil ile gösterme, iletişim. Bunlar el kitabındaki sayfasını söylesek de buradan kalkacak şimdi oylama sırasında. Tuğçe benden önce söyleyecek onu size. Şu an bakamıyorum hocam. Ekranı öyle paylaştığım için. Peki. Ben söyleyeyim o zaman. El kitabında yeterlikler maddesi. İçindekilerden bakarsak arkadaşlar, yeterlikler 18. sayfada. 18. sayfada açın. Biraz sonra diyeceğiz ki bu soru yeterliklerden hangilerine hizmet eder? Sorunun çözümünü hocanın demin Pınar hocanın dediği gibi yapılabilir. Yani işte hesaplanabilir. Köklü cevaplar çıkar. Şu anda cevabın hangisi olduğunu bilemiyorum ama kitapta cevabı da verilmiştir. Peki yapın oylamayı hocam. Yani diyeceksiniz ki bu sorunun çözülmesi modellemeyi aktive eder, argümantasyonu aktive eder, temsili aktive eder, işaret dilini aktive eder. O tariflere bakın yeniden. Çok güzel. Ben bir taraftan hatırlatayım. Mesela grafikler vardı, temsil etme, iletişim vardı. Hocam WhatsApp grubundan paylaştım o sağdaki küçük resmi. Oradan da bakabilir hocalarım. Ha, çok güzel, harikasın. Tabii bu arada yeterlikleri tekrar tanıtmış olmayı amaçladık. Çünkü tanımadığımız şeyi geliştirme şansımız olmaz. Tamamlanınca Tuğçe dur diyelim. Bana haber ver yani. Tamam hocam. Oldu mu? Oldu galiba, değil mi?
Şu an yeni gelen cevap yok. Daha sistem kabul ediyor ama cevap yok. Peki. Bir kere ana şeyi yakaladı arkadaşlar. Problem çözme. Muhakeme doğru. Problem çözme doğru. Ona bir de problem kurma eklediler. O da işin içerisinde vardır. İletişim dediler. İletişim anlamadan başlayarak, yani metni anlamayı tuttuğu için uygundur. Temsil de. Burada temsil ancak taslağın çizilmesi olabilir. Evet, uygun oldu bu şey. Çözümler. Orada çünkü sembolik dille ilgili bir şey yok. Araç kullanmayla ilgili bir şey yok. Bu yapılanlar doğru. Geçiyoruz şimdi bunu. Burası kavrandı. Bunu da geçti. Süremiz az. Başka bir soru alalım. Evet. Bunu düzlem örtüsü sorusu. Bunu kim okumak ister? Ben bir arkadaş seçiyorum eğer uygun görürseniz. Hatice Özyılmaz. Duyamadınız. Önüm. Kübra Tuğrul Hoca duyuyor mu? Soruyu okuyacaksınız. Ve de Yeter Yıldız Hoca var. Olgun Yazar Hocamız. Hocam ben okuyayım. Buyurun hocam. Düzlemsel şekilleri kenarları boyunca çakıştırılarak düzlemsel bir bölgeyi örtmek mümkündür. Buna düzlem örtüsü denir. Şekilde aynı büyüklükteki eşkenar üçgenlerin oluşturduğu düzlem örtüsü görülmektedir. Aşağıdaki şekillerden hangisinin aynı büyüklükte olanları bir düzlem örtüsü oluşturamaz? Evet. Düzlem örtüsünden geçen hafta söz ettik değil mi? Hatta düzgün altıgen arının yaptığı bir şey, burada da cevaplarda var galiba, düzgün altıgen böylece o cevap oluşturur. Karelerle kurulur mu düzlem örtüsü? Kurulur. Düzgün altıgenle de kurulur. Eşkenar dörtgende kurulur. Düzgün beşgenle kurulmaz. Sebebi ne? Köşedeki toplam açılarını 180 derece etmesi lazım. 360 derece etmesi lazım bir araya gelen açıların. Düzgün beşgende 72 derecelik açı var ve olmaz. Şimdi soruya geçelim biz. Bu sorunun çözümü hangi yetenekleri aktive eder? Tuğçe, bulut meydana gelince fotoğraflarını çek. Çekiyorum hocam. Tamam. Şu anda bulut tamam mı? Yeni cevaplar gelmiyor. Şimdi bunu değerlendirecek olsam, modelleme başa geçti. Aslında biz modellemeden modellemeyi aşağı geri düşürecekler. Evet.
matematiksel modelleme, araç gereç kullanma, argümantasyon, temsille gösterim. Deneysel diye bir kelime çıktı ama bizim yetenekler arasında deneysel diye bir şey yok. Muhakeme var. Açı. Yani ben burada o şey kavramları bekliyorum. Evet, burada modelleme ile ilgili şunu söylemek isterim. Modelleme aslında bir şeyin formülünü çıkarma. Bunu yazan arkadaşlar köşedeki açıların toplamının 360 derece olduğundan bahsediyorlarsa doğru. Model fiziksel değil, yani formül çıkarmak demek. Bu da güzel bir cevap oldu bizim için. Mesela soyutlama diye bir yeterlik yok. O 7 yeterlik var, çıkarma. Evet, devam edebiliriz. Şu soruyu da tanıyoruz ve bitiriyoruz. Sorulara geçiyoruz. Bunu kim okumak ister? Burcu Hocam okumak ister misiniz? Burcu Uzun. Uzuner. Okuyayım hocam. Yukarıdaki sayı tablosunda koyu ve altı çizili sayı gruplarını gruplanmış şekilleri H harfine benzediği için H sayıları adı verilir. Tabloda 18 H ve 21 H sayıları koyulaştırılarak gösterilmiştir. 18 H sayılarının toplamı ile 18 arasında bir ilişki vardır. Benzer ilişki 21 H sayılarının toplamı ile 21 arasında da vardır. Kural tüm H sayıları için geçerlidir. Bu ilişkiden yola çıkarak bulabileceğiniz 33 H sayılarının toplamı kaçtır? Çözümünü merak etmişsinizdir hocam. 18 olanın toplamı kaç ediyor H harfi içindekileri? 18 H. 18'in mi? Evet. Hesap makinesinde yapın onu. Kim hocam? Çok kokuldu ama. Televizyonu aç kızım. Yapsın diye. Kaç toplamı ne tutuyor hocam? Ben de hatırlamadığım için soruyorum şu anda. Yapıyorum hocam. Bir başka arkadaş da 21 H içindekileri toplasın. Cep telefonunda toplayın. Bunları yanlış hesaplamaysam 126 oluyor hocam. Yani şey yazarak 18'e bölünüyor mu hocam? 18'e bölünür mü? 126. 2'ye bölünür, 9'a da bölünür, 18'e bölünür olması lazım. Ha, o zaman kaç katı ki? 5 katı mı? 180. 7 katı oluyor hocam. 7 katı. 7 katı. Evet, ortadaki sayının 7 katı çıkıyor bütün toplam. Harika. O zaman 33 sayısının toplamı ne yapar? Söyleyebiliriz. 131 yapıyor. O da 33'ün 7 katı. Tamam. Şimdi bu soruda kelime bozuntu gelecek. Hangi yeterlikler var? Çözüm için teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederiz hocam. Çok ilginç değil mi? H sayıları. Modelleme burada doğru cevaptır. Çünkü işte T eşittir 5, 7 çarpı H gibi bir şey çıktı ortaya. Ve H eşittir 7 çarpı ortadaki sayı. Şu modellemenin formül çıkarma olduğunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Neden vurgu yapıyorum? Model deyince fiziki bir şey düşünülür de onun için.
Galiba tamamlandı değil mi? Tuğçe. Geliyor gene hocam cevaplar. Ben bu cevabı çok sevdim. Çok fazla lafa dalmadı arkadaşlar. Olanları yazdılar sadece. Hiç işe yaramayacak kelime yok. Sanırım bitti hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bu oldukça iyi oldu. Bakın gereksiz bir şeyler yazılmadı. Hakikaten burada yazılanların hepsi de var. Tabii bunu bilmenin faydası nedir? Bir sorunun kazandırdığı yeterli kazandıracaksa bu sorunun neyi kazandırdığını bilmemiz gerekiyor. Ben sunumu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kalan süreyi sorulara ayırıyoruz. Şu anda şey olarak zaten bir 7-8 dakika süremiz var. Sorunuz varsa cevap. Olgun Bey. Hocam şu an için soruları alabiliriz. Yani sunacağımız bir şeyler vardı ama bir soru, hoca soruları için kestim şeyi. Var mı hocama sorular? Herkes sus pus hocam. Yoruldu insanlar da tabii haklı olarak. Günün yorgun saati ve 2 saat seminer dinlemek az bir şey değil. Kesinlikle haklısınız. Toplantı ne zaman? Arsiyat toplantısı. Genel kurul mu hocam? Evet. Yarın ilk genel kurulumuz var. Daha sonra da 20 Mayıs'ta. 20 Mayıs. Buyurun hocam. Şu an bir soru yok hocam. Evet, yoksa kapatabiliriz oturumu. Perşembe günü 10. oturum değil mi hocam? Artık Perşembe günü son oturumumuz. Perşembe günü yapacağımız işi söyleyeyim. Gene birkaç hocamızın uygulamalarını dinleyip üzerinde konuşacağız. Aslında konuları zaten bitirmiş olduk. Bugün de onarım gibi bir şey oldu. Yeni olarak sadece bugün şey yaptık. Sorunun düşündürdüğü yeterlikleri tekrar gözden geçirdik. Oldukça keyifli bir çalışmaydı bu akşamki etkileşim. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Galiba eklemek isteyen ya da soru sormak isteyen hocamız yok. Var mı sizin eklemek istediğiniz bir şeyler? Efendim? Recep hocam mikrofonunuz kapalı. Recep hocam mikrofonunuz kapalı. Teşekkür ederim Olgun Bey. İyi akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ettik hocam. O zaman soru soran yoksa oturumumuzu kapatıyorum. Perşembe akşam görüşmek üzere diliyorum. Murat hocam emeğinize sağlık. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sayın hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Thank you.